kadar beğenerek, o kadar özenerek seçtim ki pardondur. Emlakçı arıyor. Bu işlemleri halledeceğiz. Al, süper. Buyurun, dinliyorum. Bülent Bey, size kötü bir haberim var. Alıcı arsayı almaktan son anda vazgeçti. Nasıl ya? Dünyanın parasını verdiler kaporaya. Emin olun, ben de çok zor durumda kaldım ama ticarette maalesef böyle şeyler oluyor. Yasal olarak kaporaya geri vermeme hakkınız var. Sizde kalabilir. Alıcının bunu sorun etmeyeceğini düşünüyorum. Ya bırak, istemiyorum kardeşim. Kalsın, tamam ya. Bülent, hemen öfkelenme sen. Şu anda karşımda kendisi. Hatta zamanınız varsa bizzat kendisi özürlerini sunmak istiyor size. Bir saniye. Buyurun. Alo Bülent'ciğim. Ah canım ya, nasıl özür dilesem ben bilemiyorum gerçekten. Ya Ceyda, sen nasıl bir manyaksın ya? Ya senin bizle oynamaktan başka bir işin yok mu? Tamam biraz, başka bir işin yok mu senin bizle oynamak? Ay aşk olsun ya, sen beni tanımıyor musun? Ben öyle bir şey yapar mıyım? Ne oyunu? Ya ben tam alacaktım. Tam her şey kesindi. Saçma sapan olaylar oldu. Olmadı yani. Ah canım. Siz o arsanın parasıyla bana olan borcunuzu ödeyecektiniz değil mi? Kısmet değilmiş artık, mukadderat. Ceyda sen var ya, sen bittin bak, sen bittin. Bundan sonra iki elin yakınlık, tamam mı? Sen bittin, görürsün bundan sonra. Hadi bakalım. Bülent, Bülent bir sakin ol, bir düşünelim önce. Ya neyi düşüneceksin Pelin? Neyi düşüneceksin Allah aşkına ya? Ben nasıl söyleyeceğim şimdi senin olmadı diye? Ha? Çocuk daha yeni topladı kendini, yeni yeni kendine geliyor. Vallahi de artık delireceğim ya. Söylemeyeceksin. Bulacağız o parayı, ben vereceğim size. He, oldu, o da hemen kabul edecek zaten. Ya haberi olmayacak ki Bülent. Yani arsa satıldı diyeceksin. Vallahi bilmiyorum Pelin ya. Yazı böyle gizli saklı işleri sevmiyor zaten, biliyorsun. Bülent, ben de sevmiyorum gizli saklı işleri de. Yani baksana, başka şansımız yok. Peki sen hemen bulabilecek misin parayı? Yani ben iş yerini satışa çıkarmıştım. Ha sen bir de kendi yerini satıp onun parasını vereceksin. Sinan var ya, bunu hayatta kabul etmez, unut git. Ya tamam işte, söylemeyeceksin, haberi olmayacak. Ne olur Bülent bak, gerçekten. Tamam, belki gizli saklı bir iş ama hayırlı bir iş. Lütfen bak, daha önce yapmak istediğim şeyi telafi etmeme izin ver. Ha? Ne olur söyleme. Yarın yeter mi hesabı? Evet evet, yarın. Tamam. Sen ne yaptın, konuştun mu avukatla? Konuştum, konuştum. O da Ceyda'nın avukatıyla konuşacak. Var ya, bir iyice sinir olsun Ceyda. Hiç suratını bile görmek istemiyorum yani. Aman boş ver onu, neyse. Sen de neşelen biraz. Yani yüzün böyle çok büyük bir derdin var diye bağırıyor resmen. Ne yapayım Pelin? Yani Sinan öğrenecek diye tırsıyorum, ne yalan söyleyeyim. Ya bak, eskiden olsa çok büyük tepki verirdi biliyorum ama sonuçta sevgiliyiz artık. Ya zaten asıl sıkıntı bu. Ya kolay mı insanın kız arkadaşından bu kadar yüklü para alması? Yani üstünden biraz zaman geçsin. Alıştıra alıştıra söyleriz. Ne yapalım? İyi, madem söylemeyelim, söylemeyelim. Yani baş ağabeyle söylemeyelim. Aynen öyle. Bak bu fikir benden çıkmasını istedim. Aynen öyle. Sen söyledin, öyle yapıyoruz, tamam mı? Hiç kimseye söylemeyeceğiz aramızda. Bitti. Neden de gitti? Onu son kez gördüğüme o kadar eminim ki. Rüzgar, acaba sen de mi gitseydin onunla? Yani ne bileyim, adamın son günleri sonuçta. Hayır. Onu daha da kötü görmek istemiyorum. Tamam, üzme artık kendini. Neden beni şu dünyada koşulsuz seven tek insandı? Bugün gitti ya. Şunu anladım ki tamamen yalnızım. Ben öleyim o zaman Rüzgar. Koşulsuz diyorum. Ne kötülük yaparsam yapayım sever o beni.
Ben seni sadece iyilik yaptığın için seviyorum değil mi Rüzgar? Ya çok kötü bir halde görseydin beni? Mesela sevgilinden ayrılıp ağlamış gibi kötü mü? Yoksa birinin kalbini bıçakla deşmiş gibi kötü mü? İkisi de. Peki. Sen ne yaparsan yap ben seni yine de seveceğim. Çünkü sen beni öyle sevdin. Anne geleceğim diyorum, geleceğim. Allah Allah, 30 kere niye soruyorsun? Ay ne münasebet Zübeyir gelip beni alacakmış. Arabam var benim anne. Bak anne gerçekten çok sinirleniyorum. Ya, bak devam edersen gerçekten bu akşam eve gelmeyeceğim ona göre. Tamam. Hadi kapat. Of. İstersen kendini yırt. Sen yine de onlar için bekar bir kız çocuğusun. Ya çocuksun da anladın mı? O yüzden sinirlenme boşuna. Sakin ol, bırak. Tamam, tamam da ne zamana kadar çocuğum? Bir onu öğrensem de ona göre sabretsem ya. Bıktım artık her gün neredesin, kimlesin, ne yapıyorsun sorularından Bülent. Endişeleniyorlar Pelin. Yani çok görme, merak ediyorlar. Normal bir durum bu. He de geç. Neyse. Ben gidiyorum. Sinan gelince onu çok öptüm. Bana bak. Tamam. Sen ödeyeceksin değil mi parayı? Ceyda dur. Ceyda ne yapıyorsun? Ceyda! Ya bırak, bırak! Dur diyorum sana. Bana bak, hepinizi bitiririm anladın mı? Ceyda! Ona yapma! Ceyda! Ya! Ne yaptığını zannediyorsun be? Seni bitiririm. O Sinan'ı da bitiririm. Bunun sorununu da başınıza yıkarım anladın mı? Ama o Pelin var ya. Pelin ya! Sen bana beni almışsın ya! Ya ben senden kurtulamayacaktım ya. Polisi arayın. Allah hepinizin... Allah hakkını ver. Hakkını ver. Burayı da dağıtırım. Beni de dağıtırım. Ve sen, ne o Sinan, ne de bu. Var ya buna engel olamayacak anladın mı? Bu iş burada bitmeyecek anlıyor musun? Bu iş burada bitmeyecek. Neyse sonra içeri girdi ve etrafa saldırmaya başladı. Sizin ortağınız mı demiştiniz? Hayır, bizim. Yani Tankut Sinan Yılmaz ve benim ortağım. Size ne sebepten saldırmış olabilir? Karışık, yani karışık hikaye. Şöyle izah edeyim ben. Şimdi bizim ortaklığımız mahkeme kararıyla iptal edildi. Tabii bu kaldıramadı, kafalar yanık olduğu için. Sonra da o sinirle gelip işte kim var kim yok saldırmaya başladı. Mevzu bu. Anladım, geçmiş olsun. Sağ olun. Bir şey yaptı mı sana? Yok, iyiyim ben. Nerede o? İçeride ifadesi alınıyormuş. Sonra da serbest bırakacağız. Şimdilik sizlik bir durum yok, gidebilirsiniz. Başka bir durum olursa bildirin. Tamam, sağ olun. Oo, Sinan Bey. Sevgiliniz borcu kapıyor ya, yüzünüz gülüyordur tabii. Ne saçmalıyorsun sen ya? Aa. Senin haberin yok mu? Bak Ceyda. Senin yalanlarına artık karnım tok. Toktur. Toktur tabii. Baksana daha evlenmeden sevgili parası yemeye başlamışsın bile. Aç olacak değilsin ya. Sen ne bela bir kız çıktın ya. Sinan. Sana burada gerçekleri söyleyen tek bir kişi var o da benim. Hala karşıma geçmiş ne bela bir kızsın falan diyorsun. Ya arkandan iş çeviriyorlar görmüyor musun? Ya senin ne bitmez kinin varmış ya. Burada bile can yakmaya devam ediyorsun. Ayıp ya. Ve yalan söylemeye. Yalan söylüyorum. Öyle mi? Sinan arsanın satıldığı falan yok. Bülent, ne saçmalıyor abi bu?
Arsa satılmadı mı? Abicim sen bunu ne ciddiye alıyorsun ya? O bir engel olmaya çalıştı ama tamam biz hallettik para işini abi, bitti gitti. Evet, istediği olmadı ya. Türlü rezillik peşinde. Sinan hala yalan söylüyorlar sana. Ya sen ne zamandır benim iyiliğimin peşindesin? Sana acıyorum Ceyda. Yani elinde hiçbir koz kalmadı, şimdi böyle ufak yalanlarla mı uğraşıyorsun? Hadi canım gidelim biz. Daha bitmedi. Son sözümü söylemedim ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.